sayın dinleyiciler. Bugün 9 Ağustos 1979 Salı. Hepinize hayırlı günler dileriz. Şimdi günün programını okuyoruz. 6.55 açılış ve program. Uğurlar olsun Nuri Bey. Erkencisiniz bugün. Önemli maçımız var da takımın antrenörü olarak erken kalkmak lazım. Buyur abiler, çaylar. Bu da senin abi, tamam. Evlat, demdeki çay da bana getir. Oldu, usta çaylar iç oldu. Buyurun Selim amca. Ona bakayım yavrum. Aklım fikrim bugünkü maçta mutlaka kazanmamız lazım. Vallahi billahi emekleri ayrı da aynı sesim. Hazan Bey de kazanmamız lazım. Sağ ol Mustafa abi. Bizimkiler gelmedi mi daha? Yok abi, daha gelmediler. Bahse girerim ben. Simitçi, simitçi, taze simitler bunlar. Simitçi, el yakıyor. Simitçi, taze simitler bunlar. Simitçi. Yollarda dikkatli ol, emin yavrum. Allah simitleri. Allah zihni açıklığı versin. Simitçi. Hadi güle güle. Vay. Ulan kerata. Hayrola Mustafa, bu saatte pek uyanmaz mısın? Sen ne dolaplar çeviriyorsun gene? Aşk olsun Fatma abla, bilmiyor musun? Bugün çok önemli maçımız var. İşte! Ya gene kimse yok, delireceğim valla. Hayrola komşu! Ulan bu kaçıncı be? Ulan bu bana yapılır mı be? Bok herifler! Bok! Boşa küfretme komşu! Senin Mustafa kırdı camı gene. Herhalde bugünkü maç için antrenman yapıyor. Gösteririm o ite ben antrenmanı! Ha? Nerede o, nerede? Ya canım, affet, affet. Hadi dördüncü oyna. Ya ilk önce sen kendin dördüncü oynadık. Hadi gel oraya başlayalım. Hem de kim santrafor oynadı ya? Kim deliriz bu oğlum? Günaydın çocuklar. Günaydın Ayşe abla. Günaydın. Senden şikayetçiyim Mustafa. Niye Ayşe abla? Niye olacak? Yine Nuri abinin camını kırmışsın. Ayıp değil mi? Bu kaçıncı? Namussuzum, bu herif bir gün seni öldürecek. Niye be? Niyesi var mı lan? Haftada 3 defa herifin camını kırıyorsun. Ne yapayım? Öldürücü soluma hakim olamıyorum. Ay! Ne var be? Keriz! İçtik işte, kaydık. Allah Allah. Neyse çocuklar, bana müsaade. Maça geliyorsun değil mi? İmkansız, biliyorsun iş. Aa, bugün gitmesen olmaz mı? Olur mu Hasan? Ekmek kapım bu benim. Gelsen sen çok iyi olur be abla. Neyse başka sefere. İnşallah. Hadi hoşça kalın. Güle güle. Başarılar. Güle güle abla. Güle güle. Güle güle abla. Abi. Ne var? Şey abi, seni öğretmen çağırdı da okulda veliler toplantısı varmış. Gelmeme imkan yok. Önemli maçımız var bugün. Ben de takım kaptanıyım. Gitmesem olur mu hiç? Ama abi hep bir şeyler bahane edip gelmiyorsun. Öğretmen de bana kızıyor. Gelemem dedim işte, anlamadın mı? Hadi işine. Ekmeği bakkaldan mı aldın sen? Berbat ekmeği mi? Senin gibi şoförün Allah belasını versin! Merhaba! Ne kadar da sinirlisiniz! Görmedi! Görseydi işini! Onun yerine ben özür dilerim size! Sana ne, avukatı mısın sen onun? Biraz da şu lekelerle ilgilenelim! Ne yapıyorsunuz, bırakın lütfen! Temizliyordum! Daha beter yaydınız lekeleri! Neyse, üzülmeyin, hastanede temizlerim artık. Zaten geç kaldım. Hastane mi dediniz? Hı hı. Tesadüfe bak. Kaba karşıladınız beni, şimdi ceza olarak beni hastaneye götüreceksiniz. Buyurun. Thank you.
Nereye? Nereye gidebilirim bu saatte? Hastaneye tabii. Geç kaldım, ne istiyorsun? Hiç. İyi, hoşça kal. Gidelim. Kaldın ulan kıçını, dalga geçmek yok. Atla! Fırla lan ayağı, lök gibi kalma yerde. Ne oldu lan? Yoruldum be. Sevgiliniz mi? Ne münasebet? Ne bileyim ben. Bozuldu beni görünce de yanınızda. Niye bozulsun? Size öyle geldi herhalde. Herhalde. Beni sizin yanınızda gördü. Kim bilir ne sanacak. Ne sanırsa sansın, umurumda değil. Bana bakın. Kimdi ulan Ayşe'nin yanındaki o hergele? Biraz evvel gördük, yalnızdı. Nasıl yalnızdı ulan? Ayının birisiyle gördüm az evvel. Bana ne bağırıyorsun ya? Ayşe'nin bekçisi miyim ben? Ne bağırıyorsun lan herife? Kafam atıyor namussuzum. Geçireceğim bir tane, uzatacağım 2.80. Yürü! Ne var, yapamaz mıyım? Yaparsın ana! İşine gitme Mustafa abinin, haklı tabi. Haklıyım tabi. Taktı Ayşe ablama, sakız gibi peşini bırakmıyor. Herif takımın en iyi oyuncusu. Ne var yani? İyi futbol oynuyor diye her şeye eyvallah mı edeceksin? Buraya tayin edildiğimi öğrenince çok şaşırdım önce. Bilmediğim bir yer, bilmediğim insanlar. Ne farkı var ki başka yerlerden? Aynı dertler, aynı mücadele, bir dilim ekmek için. Orası öyle ama ilk anda bir yabancılık, bir tedirginlik duyuyor insan. Sanırım çabuk alışırsınız. Kaç doktor var hastanede? 3 oluyor sizinle beraber. Ben akım düzenleyip karşı takımı darmadağın edeceğiz. Böylece bu defa da zafer bizim olacak. Vallahi bu sefer pek emin değilim. Herifler çok iyi hazırlanmış. Hah, modern futbolumuz karşısında bir debeden fazla dayanacaklarını sanmıyorum. Ha? Ne oldu? Abi ne yapıyorsun ya? Ya meraklanacak bir şey yok canım. Ustura birazcık kaçtı işte. Benim biraz işim vardı da şimdi aklıma geldi. Ben yarın uğrarım. Beklerim, güle güle. Güle güle. Ah. Selamün aleyküm. Aman da aslanım benim. Ah. Annem göz bebeğim ya. Ya var, bal var. Ne ya, ne balı be? Hakikat, hakikat bu. Mehmet, kaç tane sallayacaksın bugün? Ne bileyim ben ya. Aa, ne yapıyorsun sen? Bırak o sigarayı. Kaç saat kaldı şurada maça? Bırak beni öyle abi, kafam bozuk. Aa, neyin var evladım? Büyük futbolcular maçtan önce sinirli oldu. Bilmez misin Nuri abi? Siz dalga geçin de. Mahallemizin kızlarını götürüyor tanımadığımız. Sizin aklınız fikriniz hala maçta. Kim kimi götürüyor? Hangi kızı abi? Ayşe'yi. Ayşe'yi mi? He? Biraz önce durağını orada gördüm. Yanında kıl bitip güle oynaya gidiyorlar. Hay Allah, ben de bir şey sanmıştım. Daha ne olsun lan? Genç kız, bekar, istediğiyle gider. Biraz zor gider. Biz neciyiz ulan burada? Sana ne be oğlum elin kızından? Karın mı, nişanlın mı, sevgilin mi? Ne yani, olamaz mı? Niye olmasın? Senden iyisini mi bulacak? Mehmet! Bir dakika Mehmet! Tam 12'de buradan hareket edeceğiz, unutma. Direkt sahaya gelirim ben, beklemeyin. Tamam, hadi. Bir daha garip geldi değil mi size? Küçücük bir hastane burası. 3 doktor, 5 hemşire. 10-12'ye geçmeyiz hepimiz. Peki nasıl yetişiyorsunuz bu koskoca mahalleye? Yetişemiyoruz ki. Yetişmeye çalışıyoruz işte. Abi, tamam bunu atıyorum. Gol! Gol bu! Gol! Gol! Versene topumuzu, ne oluyor? Peki be abi, kızma al. Sizin mahallede de herkes çok sinirli galiba. Abi, al. Ben mi geçiyorum sana? Hayır, ben bir tane. Al! Atsana! Günaydın Ayşe hemşire. Günaydın. Soldaki birinci kapı başhekimin odası. Görüşeceğiz değil mi? Günaydın efendim. Buyurun, ben Doktor Ali Gönenç.
Öyle mi doktor? Hoş geldiniz, bekliyorduk sizi. Ben de Uğur Onur Meriç. Bu muhteşem hastanenin başhekim yardımcısıyım. Buyurun şöyle. Teşekkür ederim. Bugün başhekimimiz biraz geç gelecek. Kendisiyle mi görüşmem gerekiyor? Evet, söyleyecekleri şeyler vardır size. Öğleden sonra saat 4'te burada olur. Ben 4'te geleyim o zaman. Bir çayımızı içseydiniz doktor. Öğleden sonra inşallah efendim. Çıkıp şöyle bir etrafı dolaşmak isterim. Bilmediğim yerler buralar. İstanbul'dan sonra çok sıkıcı gelecek size. Ben 11 yıldır alışamadım. Bavulum burada kalabilir değil mi? Tabii kalabilir. 4'te görüşmek üzere efendim. Oldu doktor, 4'te görüşmek üzere. Gidin gezin mahallemizi, görün pür melalemizi. Yeni doktor. Ay helal olsun. Hemen ayarlamışsın bakalım. Marka saçmalama. Ay vallahi yakışıklı çocuk. Ay hadi Allah versin gözümüz yok. Ay. Ay. Hatice teyze! Hatice teyze! Hatice teyze! Hatice teyze! Uyudu kaldı galiba. Hatice teyze! Ne bağırıyorsunuz sabah sabah? Karşınızda sağır mı var? Sabah sabahmış. Bizim mahallede de bir türlü öğlen olmuyor. Hormaları türedin mi? Daha kurumadı ki. Hı? Ne? Kurumadı mı? Allah! Niye kurumadı bu formalar? Akşam asmayı unutmuşum. Olur. Tamam, kesin. Şimdi kuruturum. Boyayalım mı abi? Hı? Anlatayım. Boya bakalım. Bir emriniz var mı abi? Hı? Bir çay. Ne bu fali? Çok önemli bir maç var da bugün abi. Ne maçı? Mahalle maçı. Deplasmana gideceğiz. Çok önemli ha? Daha önemlisi yok abi. Ezeli ve ebedi rakibimiz. 4 gündür kamp yapıyoruz. Yok ya. Bu kim? Kalecimiz abi. Panter Abdullah. Ayakkabılara bakan kim? Mustafa. Oyuncu mu o da? Kendisine sorarsa öyle de 5 senedir yedekte. Şimdi malzemecilik yapıyor. Kolay gelsin. Sağ ol abi. Hadi hadi sallanma. Götür formaları da Hatice teyze ütülesin.
Hadi bir an önce temizleyin şu topu. Bunlarla uğraşmak zor abi. Böyle yapmazsan dalga geçerler. Bir şey içer misin abi? Sağ ol, çay söyledim. Nerede kaldı lan abimin çayı? Tanışalım abi. Mustafa. Ali. Yeni geldiniz mahallemize galiba. Bugün geldim. Hastaneye tayin edildim de. Doktor musunuz? Hı hı. Çok sevindik. İyi ki geldiniz. Bugün bizim de maçımız var. Ben aslında futbolcuyum ama biraz formdan düştük son zamanlarda. İşte şimdi yardımcı antrenörlük yapıyorum. Salla sana mendilini, göndersene göndersene sevdiğimi. Hadi teyze bunu da. Nedir sizden çektiğim? Deliler. Aa, sanki makine var burada. Ay. Salla sana, salla sana mendilini. Bana bakın, Hatice teyze pazara gidiyormuş, çabuk getirin diyor formaları. Tamam, tamam. Bak, misafirimiz var, Doktor Ali. Abi bu da... Tanıyorum, Panter Abdullah. Eyvallah abi. Bu da Dursun abi, sağ bekimiz Beton Dursun. Hoş geldin abi. Sağ ol. Dur, dur bir dakika. Ver onu bana. Abi... Çay mı lan bu? Git demli çay getir abime. Hadi koş, koş! Allah Allah! Allah Allah! Allah Allah! Tövbe tövbe! Çok iddialı bugünkü maç abi. Geçen ay 0-0 berabere kaldık kendi sahamızda. Bugün mutlaka yenmemiz lazım. Yoksa rezil oluruz. Yenebilecek misiniz peki? Mehmet'e bağlı. Kim bu Mehmet? Takım kaptanımız. En iyi oyuncumuz. Kahretsin. Oynamıyorum lan işte, oynamıyorum. Ne oldu gene be? Sol açık oynamıyorum lan, ne yaparsanız yapın. Niye, ne oldu ki? Baksana şu formanın haline. Ne üzülüyorsun be? Forma oynamayacak oğlum, sen oynayacaksın. Biz oynayacağız da, çıplak mı oynayacağız? Nasıl abi? Gıcır gıcır oldu değil mi? Borcumuz? Ayıp ettin abi. Maç günü ayakkabı boyamak bedava. Sonra sen bizim misafirimizsin. Oldu mu ya? Oldu bile. Can parası vermekten imanım gevredi be. Bak abi, misafirimizi tanıtayım sana. Doktor Ali Bey. Kim? Memnun oldum Ali Bey. Ulan bir daha cam kırarsan senin... Senden bahsediyorduk abime. Çok memnun oldum. Oturmaz mısınız hocam? Sağ olun Doktor Bey, sağ olun. Hocam, ne düşünüyorsunuz bugünkü maç hakkında? Bugünkü maç bir taktik savaşı olacak Doktor Bey. Yepyeni bir sistem deneyeceğiz bugün. Kıskaç sistemi. Evet. Sosan, Sosan. Görüyorsunuz işimiz çok zor Doktor Bey. Gençler taktikten anlamıyorlar. Çok haklısınız hocam. Ama ne yapacaksınız? Böyle işte. Hadi bakalım, toparlanın. Yarım saatimiz kaldı. Ayakkabılar gıcır. Formalar da hazır. Top da. Ali abi be, sen de gelsene maça. Tabii tabii. Öyle ya Doktor Bey. Gelin bize moral verin. Şeref misafirimiz olursunuz. Çok isterdim ama saat 4'te hastanede olmam lazım. Oho! 4'e kadar 5 kere döneriz be abi. Seviniriz gelirsen. Çok seviniriz hem de. Gözünü seveyim abi. Ne diyorsun abi ha? Geliyorsun değil mi? Geliyor. Uykudan mısın sevgili yarim, uyan uyan. Tamam tamam, ben toplarım, hadi sen işine bak. Ayşe hemşire, dışarıda sizi görmek isteyen biri var. Oh. Evet. Merhaba. Merhaba, ne istiyorsun? Kimdi sabah yanındaki? Sana ne? Bunu sormak için mi geldin buraya? Evet. Ne ilgilendiriyor benim yanımdaki seni? İlgilendirmemesi mi lazım? Evet,
İlgilendirmemesi lazım. Ayşe, maçı seyretmeye gelecek misin? Hayır, izin almama imkan yok. Ulan Eşek, aç bakalım şu bagajı da atalım şunları içeri. Bu Ömer kesimi şimdi eşek deme, bana fena yaparım ha. Ne eşek diyor? Deptas bana giderken hep başı çeker de, ne olmuş diyor. Kervanların başını eşekler çeker mi? Ayrıl Ali abi, niye gülüyorsun? Eşek! Gösteririm ulan ben sana. Tamam, bozulma da doktor abi de hoş geldin de. Hoş geldiniz abi, siz bunlara bakmayın, ben kendimi tanıtayım. Bendeniz eşek, şey, pardon, tavuk. Bak kendi de biliyor eşek olduğunu da, bir de bize bozuluyor. tamam, bırakın artık gırgırı, hadi bakalım arabalara geç kalıyoruz. Sizlerden büyük bir zafer bekliyorum arkadaşlar. Doktor bey, arkadaşlar mahallemizin bakkalı. Memnun oldum. Alın. Çocuklar limon getirdim. Sağ ol abi. Bu moralle evvel Allah sırtınız yere gelmez. Hadi beyler arabalara. Abimizi böyle alalım. Hadi bakalım. Bak ne oluyor, durun bakalım. Yardımcı antrenör nerede? Ali abim de orada. Çocuklar, doktor bey misafirimiz. Rahat ettirelim. Şöyle buyurun doktor. Giderken o şöyle gidelim de galip gelirseniz beraber döneriz. Şeref misafiriymiş kendisi. Hasan, ne olmuş bizim yeni doktora? Bizim mahalle takımının deplasmanda maçı varmış. Giderken onu da götürdüler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk.
Sizi burada görmek bizim için büyük mutluluk. Buyurun, şöyle alayım sizi. Hadi lan. Sinirlenmek yok. Orada abi. Susun, ayıptır, susun! Açın bunu lan, hiç mi adam görmediniz be? Gel, gel. Hadi! Gel. Çocuklar! Geldiler, geldiler! Göreyim sizi! Merak etme hocam, beş şekerim! Al formanı. Sağ ol. Sen de al. Allah Allah. Mustafa. Şşt Mustafa. Mehmet gelmedi be. Ne Mehmet'i be? Hakemler de çıktı. Allah kahretsin. Sabahtan belliydi zaten bir halt edici. Biraz daha bekleyelim. Belki gelir hoca ha. Bana bakın. Formaları çıkarıp yeniden giyin. Olur mu lan? Millet bize bakıyor. Olsun. Yanlış giydik deriz. Hadi hadi. hadi bir an evvel hazırlanın da tamam, başlayalım. Tamam, geliyoruz, geliyoruz. Ne yapacağız? Soyun bakalım Mustafa. Büyük futbolcu sahalara dönüyor. İstersen soyun da öyle giy ha. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Arkadaşım Sabahat. Memnun oldum doktor bey. Ben de. Buyurun. Hadi bakalım çocuklar, başarılar. Sağ ol, sağ ol. Bak ben oynuyorum Ayşe abla. Çok iyi, çok gol at değil mi? Hayatımın oyununu oynayacağım. Ayşe abla, hani sen gelmeyecektin? aniden karar verdik, geldik işte. Başarılar aslanlarım, göreyim sizi. Sağ ol hocam. Hadi bakayım, hadi. Sağ ol. Thank you.
Ya. Ulan bir daha seni takıma kovsam bana da Nuri demesinler. Ah ulan ah be, bu da kaçar mı be? Şu şanssız bebeğim ne zaman yeneceğim be? İntihar edeceğim şahsen be. Uf be. Hapşe teyze sakin ol. Ay çekil be, çekil. İkinci yarı hiç dayanamayacağız bu gidişle. Ocağımı başıma yıktım be. Ben nasıl dönerim şimdi mahalleye? Ulan 10 kişi oynasak bunlar iyiydi. Hep heriflere çalıştın. Yüklenmeyin lan çocuğa fazla. Hangimiz iyiydik ki? Koridor oldunuz defansta. Hemen taraf tuttu. Ne ulan hemen çöktünüz? Canlarım biraz, daha bunun ikinci yarısı var be. İkinci yarı daha mı iyi olacak Ali abi? Herifleri gördün işte, hepsi bizden üstün. Onu bunu bilmem abi. Ne geldiyse başımıza Mehmet Ayarı yüzünden geldi. O olsaydı böyle olmazdık. Ulan en iyi oyuncumuz dedik, bağrımıza bastık. Bu bize yapılır mıydı be? Hem de en kritik maçımızda. Hemen günahına girmeyin çocuğun. Belki önemli bir işi çıkmıştır. Şey diyecektim doktor bey, maliye rezil olacağız. İkinci devre diyorum, bilmem nasıl anlatsam. Şey yani acaba
Acaba ikinci devre, isterseniz tabii, siz oynarsanız diyorum kendiliğimden. İşte laf olsun. Ben mi? Evet, ya siz tabii. Ne olur, siz oynarsanız belki bir şeyler yaparız. Delirdiniz mi siz? Yıllardır topa ayağımı bile sürmedim. Harekat almalı dedim.
Ali abicim, çok iyiydin be Ali abicim, benden bile iyiydin. Deliye bak. Senin için oynadım. Biliyorum, çok mutluyum. Tebrik ederim doktor bey, çok güzel oynadınız. Yaşlanmışız be Sabahat kardeş. Hay, çok şeker çocuk. Evet, bir şey isteyen var mı? Çay, kahve? Çay. Sen? Bana bir gazoz ver. Peki. Maç ne oldu Mehmet abi? Ne maçı be? Yıldız Spor'la deplasman maçı be. Ne bileyim ben ulan, gitmedim maça. Bir bira getir bana. Niye gitmedin maça? Sana ne ulan? Nereye gitmemiş? Maça! Ayvayı yedik öyleyse. Buyurdu mu hastalar? Oh, durun bakalım, yok öyle şey. Ali abimin sözü var, Galip gelirsek bizle gelecekti. Doktor! Buraya! Doktor! Buraya! Hadi! Doktor! Buraya! Hocam, çocuklar haklı galiba. Hadi bakalım Mustafa Bey, yürü. Sevgili arkadaşlarım, büyük zaferimizi kutlamak için sizleri çay içmeye davet ediyorum. Buyurun gençler. Arkadaşlar, şimdi hocamız günün mana ve emniyetini belirten bir konuşma yapacak. Bravo, bravo, bravo. Susalım, susalım beni. Arkadaşlar. sevgili arkadaşlarım. çok çok sevgili arkadaşlar. Bravo. Susun ulan. Herif arkadaştan başka bir şey söylemedi ki. Buyurun hocam. Bugün Türk sporunda bir dönüm günü yaşanıyor. Başarı hepimizin başarısıdır. Futbolcuların bir taktik savaşı yapmışlardır. Zaten galibiyetimiz olarak sizlere bilakis candan teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.
Bu ne? Nargile. Tebrikler, tebrikler arkadaşlar. Ali abim ikinci devre girdi, takım heyecanı var. Tokat beni. Sağlı sollu volelerle darmadım aletti karşı kaleyi. Abiciğim tebrikler. İkinci gol attı, herim veremli istiyorum abiciğim. Derken bir penaltı oldu, atlat Ali abim. Çok sana taktı be. Mehmet abi keşke gelip görseydin, ne biçim oynadık be. Benim hastaneye gitmem lazım, sonra görüşürüz. Ben eyvallah. De geleyim sizinle. Aa, evet, biz de gelelim. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Güle güle. Güle güle güle. Hepsi çok seviyor sizi. Bir anda göz bebeği oldunuz mahallenin. Ben de onları çok sevdim, hepsini. Oysa korkuyordum gelmeden önce. Yeni bir muhit, yeni insanlar. Alışmak zor olacak diyordum kendi kendime. Gelir gelmez sizinle karşılaşmak, sizi tanımak çok iyi oldu. Girin. Evet. Doktor Ali Gönenç efendim. Hoş geldiniz doktor. Buyurun oturun. Sağ olun efendim. Ne içeriz doktor? Zahmet etmeyin efendim. Çayımız iyidir. Hatırlı misafirlerimiz için kahvemiz de var. Kahveye hayır demem. Güzel. Hasan efendi bize iki kahve yap. Nasıl olsun? Orta. İki orta yap bakalım. Elektriklerimiz kesiliyor 4'ten 6'ya kadar. Böyle kapılara çıkıp bağırmak gerekiyor bir şey istemek için. Sabah erken gelmişsiniz. Evet, görüşemedik sizinle. İşlerimiz bitmiyor ki. Bir sürü araç gereç eksiğimiz var. İşi gücü bırakıp koşturuyoruz peşinden. Sağlık müdürlüğündeydim. Oo, hoş geldin doktor. Hoş bulduk. İlaçlar göndermişlerdi de onlara bakıyordum. Bütün istediklerimizi göndermişler mi? Antibiyotikler yok. Lifomisin cinsinden hiçbir şey göndermemişler. Gargara bile yok. Hastalanmamak gerekiyor galiba. Galiba. Büyük mücadele veriyoruz Ali Bey. 3 aydır bir oksijen tüpü gelecek. Bugün yarın diye oyalıyorlar. Başı ağrıyanı bile devlet hastanesine gönderiyoruz. Düzelir efendim. El birliğiyle düzeltmeye çalışırız. Hiçbir şey düzelmez. 24 senedir işindeyim bu işin. Anadolu'nun 4 bir yanında dolaşmadığım hastane kalmadı. Hiçbir şey düzelmedi bugüne kadar. 1-2 kişinin yapacağı iş değil bu doktor. Sistem değişmedikçe ve kafalar değişmedikçe hiçbir şey değişmez. Yarın görüşürüz. Neler hissettiğinizi biliyorum. On bir sene evvel ilk geldiğimde ben de aynı şeyleri hissetmiştim. İşi bırakıp gitmeyi bile düşündüğüm olmuştu. Ama görüyorsunuz işte, 11 senedir buradayım. Haklı aslında. Evet, haklı. Haklı da haksız olan ne? Terslik nerede, onu bulamıyoruz. Tam gün diye bir yasa çıkardılar. İyi niyetle çıkarıldığına kuşku yok. Ama tatbikatta göreceğiz. Sağdan soldan kokusu çıkmaya başladı. Neymiş efendim?
Doktorlar arasında tam bir eşitlik. Çalışma eşitliği, fırsat eşitliği. Sevsinler adaletlerini. 59-60 mezunuyum ben. Atın 3 senelik staj devresini. Tam 18 yıllık mütehassısım. Şimdi soruyorum. İhtisasını yeni yapmış biriyle hiçbir fark yok aramızda. İnsan yıllar süren çalışmasının değerlendirilmediğini görünce üzülüyor. Genel cerrahi üzerine yapmışsınız ihtisasınızı. Burada öyle yazıyor. 3 yıl beyin cerrahisine devam ettim. Sonra klinik direktörüyle takıştık biraz. Ayrılmak zorunda kaldım. Ben mimar olmak isterdim bütün talebeliğimde. Sonra doktor oldum. Ne benzer meslekler değil mi? Her şey istediğimiz gibi olmuyor tabii. Ama ben gene de bir şeyler yapabileceğimize inanıyorum. Kalacak yeriniz var mı doktor? Henüz ayarlayamadım. Üst katta ufak bir odamız var. Bir yer bulana kadar kalırsınız orada. Teşekkür ederim. İyi olur efendim. Bu akşam nöbetçiyim ben. Çıkmazsanız laflarız. Bir yemek yiyip döneyim diyorum. Oldu. Hasan efendi. Erken dönerseniz televizyon seyrederiz birlikte. Barette var bu akşam. Buyur beyim. Oğlum doktor bey odasına çıkar. Buyurun. İyi günler, görüşmek üzere. İyi günler. Yukarı çıkacağız. Hayrola Mustafa abi, sünnet düğünü mü var? Ne sünneti ulan? Reşit amcam galibiyetimiz şerefine eğlence veriyor. Hadi işiniz iş gene. Herkes çıktı mı Ömer efendi? Çıktılar doktor bey. İyi bir yemek nerede yiyebilirim? Açık hava sinemasının yanındaki lokanta iyidir. Teşekkür ederim. Doktor bey, sevindik geldiğinize. Hep sizin gibi bir doktorumuz olsun isterdik. Dalga mı geçiyordun abi ya? Ne olan bu telaş? Sana koşuyordum abi. Hayrola? Akşama davet var da şeref misafiri de sizsiniz hani. Ne daveti bu? Bizim mahallede bir mermer tüccarı var. Çok zengin. İyi adam ama. Bugünkü galibiyetimizin şerefine bütün mahalleye ziyafet veriyor. Sen de davetlisin. Beni boş verin be Mustafa. Çok yoruldum. Yemek yiyip yatacağım. Olur mu abi ya? Sen olmazsan bütün keyfi kaçar. Geliyorsun değil mi abi? Geliyorsun değil mi ha? Peki. Teşekkür ederim. Sevgili dostlarım, bugün mahallemiz sevgili sporcu kardeşlerimiz sayesinde çok mutlu bir gün yaşamaktadır. Kes ulan, adam daha konuşuyor. Mahallemizin göz bebeği olan bu canlı gençler, ezeli ve ebedi rakipleri Yıldız Spor'u çok sportmence bir şekilde hezimete uğratarak spor tarihinize altın sayfalar eklemişlerdir. Kendilerini candan kutlarız.
unutulmayacak bu büyük zaferin kazanılmasında büyük payı olan birini sizlere tanıtmak istiyorum. Sizlere mahallemize henüz gelmiş olan ama hepimizin çok sevdiği yeni doktorumuz, yeni santraforumuz Ali Bey'i takdim etmekle şeref duyarım. Tabii ki değerli hocamız Nuri Bey'in de büyük payını inkar edemeyiz bu başarıda. Bu başarı benim değil, hepimizindir. Yaşasın Kartal Spor! Evet! Evet! Teşekkür ederim. Tabii ki seni de. Sağ ol hocam. Böyle getirin Mehmet abi. Gel şöyle be. Merhaba beyler. Merhaba. Hoş geldin kardeş. Ayşe abla bu dansa kaldırsana be abi. İzninizle. Tabii, buyurun evladım. Doktor bey, müsaadenizle biraz da biz dans edelim. Biz bitirmedik daha. Bana bak, sen sarhoşsun, kendine gel. Kes ulan! Dans etmek istemiyorum. Daha dün gelen elin itiyle dans etmek istiyorsun da bize gelince mi yok? Allah aşkına Ali abin! Bırakın lan kolumu! Böyle olsun istemezdim, özür dilerim. Siz onun kusuruna bakmayın, sarhoş biraz da onda. Tabii, tabii. Hadi oturalım doktor. Ben izin isteyeyim hocam. Çok yoruldum. Yarın da erken kalkmam lazım. Ama olur mu hiç? Doktor haklı, kendisini daha fazla yormayalım. Kusura bakmayın çocuklar, siz eğlenmenize devam edin. Evet. Oldu mu? Hadi hoşça kalın. Güle güle abi. Güle güle abi. Ayıp oldu biraz. Ne diyorsun lan sen? Ayıp ettin diyorum. Ne bu havalar? Anlamadım. Ne bozuluyorsun yani? Takımdaki yerini aldığına mı yoksa? Yoksa Ayşe ablamı elinden al. Bak! Bırakın ulan! Bırakın parçalayayım şu namussuzu! Bırakın be! Bırakın ulan! Nerede ha? Bırakın geberteyim! Ayıp ettin be Mustafa. Büyüğün o senin. Üstüne fazla gitmeyin çocuğum. Suç onda değil, eşeklik Mehmet'te. Rezil etti güzelim eğlenceyi.
Yemek hazır abi. Karnım aç değil. Dikilme tepende, gir içeri. Hayrola abi. Terslik mi var usta? Gündüz anlattığım, hani mahalleye yeni gelen o it var ya, doktor mu ne? Bir numara mı yaptı? Eğer yaptıysa ayıklayalım. Nilgün! Efendim abi? Bize kahve yap kızım. Hemen abi. Mahallemize yeni geldi. Bizim de anamız bacımız var icabında. Nerede kalıyor bu şimdi? Hastanede herhalde. Kalkın da bir görünelim hele. Bakalım neymiş derdi. Evet. Bir dakika doktor bey. Hayır. Telefondan istiyorlar. Kim olabilir ki? Alo. Ben doktor Ali. Ali abi, bir kaza oldu. Hemen gel. Kahvenin orada bekliyoruz seni. Tamam, hemen geliyor. Doktor! Biraz konuşsak ha? Acelem var, yarın konuşuruz. Dur dedik ulan ayı! Bir daha yanlış bir hareketini görürsen öldürürüm lan seni. Bırak şimdi, hasta nerede? Mehmet yaptı değil mi? Oysa sen onun kardeşini kurtarmaya koşuyordun. Mehmet'in kardeşimi? Evet. Hasta nerede, yanına götürün çabuk. Beni yanına götürün çabuk. Peki abi de. Orada. Araba nerede? Kapıdan mı Davut? Evet abi. Hemen hastaneye götürmemiz gerek. Çok mu? Evet. Yardım edin bakalım. Sarsmadan aşağı indireyim. Suat Bey'e haber ver çabuk. Hayrola doktor? Bir beyin kanaması, ön lobda geniş bir travma. Hemen ameliyat edilmesi lazım. Tutsana şunu. Burada, bu hastanede mi?
Evet, kaybedecek vaktimiz yok. Hemen başlamalıyız doktor. Olamaz, imkansız. Kesinlikle kızın ölümü olur bu. Başka çare yok. Ya ameliyat ederiz ya da ölür bu kız. Yeterli hiçbir şeyimiz yok. Ne ilaç, ne alet. Bilemem. Ameliyathane hazırlanacak çabuk. Bu ameliyata kesinlikle izin vermem imkansız. Tabii veremezsiniz. Çünkü hastayı değil, kendinizi düşünüyorsunuz. Ne demek istiyorsunuz siz? Bir şey demek istemiyorum. Açıkça söylüyorum. Hasta ölürse doktorluğunuza leke sürülecek diye korkuyorsunuz. Saçmalıyorsunuz. Ucuz kahramanlık peşindesiniz. Ameliyat edersem bu kız ölecek. Etmesem de ölecek. Başka çare yok. Anladın mı doktor? Benim anlamam bir şey ifade etmez. Alet yok diyorum sana. Hazırlan Ayşe hemşire, ameliyatımız var. Peki efendim. Devlet hastanesine götürelim, orada her türlü imkan var. Çok vakit kaybettik, hastaneye varmadan ölür. Burada yapamazsın bu ameliyatı, izin vermem. Devlet hastanesine götürmek şart. Peki, peki götürelim. Ama yolda ölürse sorumluluğu alır mısınız üzerinize? Hayır hayır, niye alayım? Peki ameliyat sırasında ölürse sen alır mısın sorumluluğu üstüne? Alırım. Gel abla, otur. Oturayım evladım. Hay Allah. Düştürün. Kaçak. Kardeşim. Ne oldu kardeşime? Tüp patlamış, yukarıda ameliyatta. Ameliyat mı? Kim yapıyor ameliyatı? Yeni gelen doktor. O kadar ısrar ettim. Devlet hastanesine götürelim dedim, dinlemedi. Öldürecek kardeşimi! Öldürecek! Bırakın beni, bırakın oğlum size! Öldürecek kardeşimi! Öldürecek! Yeter be! Herkesi kendin gibi kötü mü sanıyorsun sen? Kız kardeşini kurtarmaya giderken ağzını burnunu kırdığı yetmedi mi? Hayvan! Bırakın! Dinlemem hiç kimseyi! Bırakın beni! Kal olduğun yerde! Kal olduğun yerde dedim sana! Buranın hastane olduğunu söylemediler mi sana? Nedir bu gürültü? Kardeşim içeride! Yeni gelen doktor ameliyat ediyor! Ne olur engel olun! Öldürecek onu! Saçmalama! Doktor içerideki, katil değil! Doktor demek, insan hayatını kurtaran insan demektir. Bunu kafanıza iyice sokun. Geç adam gibi otur şuraya. Yoksa attırırım seni dışarı. Ameliyat başlayalı ne kadar oldu? 10-15 dakika. Ben söyledim efendim. Burada imkansız dedim, dinletemedim. Sen de ameliyata girip ona yardım edeceğine burada kaldın ha? Ama bu ameliyat, bu hastanede bu imkanlarla yapılamaz ki. Yapılır. Teknik araçlar eksik. Eksik olan bir şeyimiz yok. Eksik olan cesaret, kendimize güvenimiz yok. Kendine güvenen bir doktor için araç gereçten daha önemli şeyler vardır. Öyle ama... Yaşlandık artık, oysa o genç güveniyor kendine. İnançlı, titremeyen bir bileği, pırıl pırıl bir zekası var. İyi bir doktor bu genç, merak etmeyin, başaracak. Thank you.
Nasıl gidiyor doktor? Başaracağız galiba Mahallemize hoş geldin abi. Bundan sonraki maçlarda bütün gollük pasları sana vereceğim, doktor.